Evet, Pegasus takımıyla birlikteyiz. Tekrar hoş geldiniz aramıza. Sizi görmek gerçekten sevinç veriyor bize de. Bu sezon iki takımla birlikte, Airbus ve Boeing takımlarıyla. İki takımı da değerlendireceğiz. Önce Airbus'la başlayalım. 1-0 geride kapattığı mücadeleyi 2-1'le kazanmayı bildi. İkinci yarı güzel bir oyunla. Mustafa Kemal, sen de başlayalım. Ne söyleyeceksin maç ve takımla ilgili? Biz çok yeni bir takımız. Çok yani yeni bir takım. 2 haftadır idman yapabiliyoruz. Galibiyetle başladığımız için çok mutluyuz. Bütün takım arkadaşlarıma buradan yani geri dönmek çok önemliydi bizim için. Bütün takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Ya biz takım olarak hocalarımız, başkanlarımız çok emek verdik. Bu sene iki takımla birlikte şampiyonluğa gidiyoruz. Bütün takımlara başarılar diliyorum. Peki, bütün takımlara başarıların yanında Boeing takımına da bir meydan okuma var mı sizin takımda? Böyle sert bir... Tabii ki aramızda WhatsApp gruplarımız olsun, tatlı sert atışmalarımız oluyor. İnşallah siz finalde. Siz beraber kaldınız. Başlayabilirsiniz bence. Emir bunu hak etti. Evet. İnşallah finalde karşılaşırız, kupayı beraber kaldırırız. Çok teşekkür ederim güzel yorumların için. Emir'le devam edelim. Son sözü Murat Bey'e verelim. Evet Emir, sen de Boeing takımının kaptan olarak aranıza katıldın. Güzel oynadınız aslında, iyi başladınız. Kırmızı karttan sonra da iyi götürdünüz. Sakin kalarak öne geçtiniz uzun süre. Osman'ın müthiş bir performansı vardı. Gerek penaltı, gerek diğer kurtarışlar. Kırmızı kart vardı. Bir de diğer kaleci bir hafta maalesef kaybedeceğiz. Sen maçı bir yorumla lütfen bize. Ya maç için öncelikle rakibimizi tebrik ederim. Ama şu bir gerçek ki 50 dakikalık bir maçın 40 dakikadan fazlasını eksik oynayarak rakipten de üstün oynadık. Ya burada şimdi şey yapamayacağım. İyi niyetli bir takımdı rakip takımımız. Hakikaten iyi insan, iyi bireylerden oluşan bir takım ama herkes gördü ki tek kale maç yaptık ama işte bazen olmuyor. Kırmızı kart oldu, başka şanssızlıklar oldu. O yüzden beraberlikle başladık. Çok alışık değiliz beraberlikle başlamaya veya ya galibiyetle başlamamaya alışık değiliz diyelim. İlk defa böyle bir şey oldu. Ama yapacak bir şey yok. Futbol bu. Sahada mücadele ederek kazanmamız gerekiyor. Mücadelemizi de ettiğimizi düşünüyorum. Zaten eksik kalıp 50 dakikalık maçın çok büyük bir çoğunluğunda eksik oynadığımıza rağmen ve iyi oynamamıza rağmen bu mücadele ettiğimizi gösterir. Onun dışında asıl ben Airbus takımımızı kutlamak istiyorum. Göreceksiniz çok çok canlar yakacak o takım. Biz çok inanıyoruz Boeing takımı olarak diğer takım arkadaşlarımıza da. Sağlık olsun. İyi başladık. Özlemişiz ama. Yalan değil. Keyifli bir turnuva çünkü burası. İlk hafta böyle oldu. Bundan sonra 3 puanla devam edeceğimize ben adım gibi eminim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim yollar için. Evet, sonra da Murat Bey'e devam edelim. Evet Murat Bey, iki takımla birliktesiniz artık. Pegasus'u ben eskiden atladım. Böyle bol gollerine alıştığım bir takım ama bugün 2 maç atılan gol sayısı 4. Bilmiyorum defansif bir şeye mi geliyorsak, Mourinho tarzı Murat Demirbilek mi geliyor bize? Bilmiyorum tabii ki yaşanan farklı durumlar var içerisinde. Sizin hem buraya gelişiniz iki takımla maceranız, neler beklediğiniz ve başlayalım yorumunuzu alalım. Şimdi biz buraya öncelikle şampiyon takım olarak geldik. Bundan önceki turnuvada bir beraberliğimiz vardı. O da ilk maçımız beraberlikti. Tek atlonda beraber kalmıştık. Ondan sonra da hiç yenilmeden kupayı aldık. O yüzden bizim uğrumuz bu diyelim. Buraya gelmek güzel. Burada tanıdık arkadaşlarla beraber olmak çok güzel. 65 takım var. Epey kalabalık. Ama ilk maça gelirsek, Airbus maçına gelirsek, Airbus yeni oturan takım. Yine o defansta herhangi bir sıkıntımız yok, kalede bir sıkıntımız yok. Bu arkadaşlar birbirleriyle daha fazla oynayarak bizim amacımız takım olarak defans, takım olarak atak yapabilmek. O yüzden basit oynadık. Dönem dönem çok iyi oynadık. Çok gol kaçırdık. Airbus çok gol kaçırdı. 1-0'dan biz alışız. Gol yedikten sonra hiçbir yerde moralimizi bozmuyoruz. Gol yedikten sonra iki gol atmak ve arkasından da iki tane net pozisyon kaçırmak. Merak etme Fatih, biz yine gollerimizi atarız. Biz orada öyle bir sıkıntımız olmaz. Boeing maçına girersek ilk 10 dakika tek bile maç yaptık. Ondan sonra çok şanssız, işte Emre'nin kafası değdi. O sırada Oğuzhan'ın da refleksi eli değdi. Elini çıkardı. Çok üzüldü kendisi şu anda ama Osman zaten bizim antrenmanlarda normalde biz onu forvet oynatıyorduk ama zorla kaleye geçirdim. Biz başkanlarla hep konuşurduk. Osman benim ikinci kalecim derdim. Yok yok onlar forvet oynasın derdi.
Osman bizim ikinci kalecimiz ki girdikten sonra da biz taktik değiştirdik. 2-3-0'a döndük. Daha sonra baktık ki golü yedik. Golü yedikten sonra 1-3-1'e döndük. Orada da yeni oyuncularımız var. Şerif var. Çok güveniyoruz çok ona. Ayağına çok hakim gerçekten. Şerif şöyle söyleyeyim. Beraber de oynamış bir arkadaşımız gençlik yıllarında. Orta sahada Serbay'daydı. Ben iki takım içinde istediğimi aldım. Beraberlik olur, galibiyet olur, mağlubiyet olur. Hiç şey olmaz. Biz iki takımın da adamlığını bozmadı. İki takım da dostluğunu bozmadı. İşte hakeme itirazlar vardı, şu vardı, bu vardı falan filan. Onlara geçiyoruz. Maç bitti artık. Önümüze bakacağız. Bu güzel oldu bence. Biraz hırslanırız. Kesinlikle. Biraz hırslanırız. Geçen yıl şampiyonunun turnuvaya mağlubiyetle başladığını söyleyebilirim mesela. Yani. Evet. Yani. Biz biraz hırslanırız. Her zaman böyle oluyor. Biz buraya geldiğimiz zaman Fatih hatırlarsın. İlk takım her zaman bir 2-1, 3-1. Böyle ilk gol yiyoruz. İlk 15 dakika böyle bir affallıyoruz falan. O bizim artık şeyimiz. Ben maçtan önce de arkadaşlara söyledim. İki takıma da söyledim. O yüzden çok hele ikinci takımın ayırbaz birbirine alışaklar. Boeing'in, herkesin bir Boeing'in nasıl pas yaptığını, nasıl kademe aldığını. Emre Akın bence maçın adamıydı. Tek başına kaldı. Epey top kesti. Çok ki Cevit denen arkadaş onun 3 katı. ama gerçekten şeydi. Penaltı pozisyonu ya var artık hiçbir şey. Pozisyon falan tartışmaya gerek yok. O yüzden kırmızı kart gerçekten kırmızı karttı. Oğuzhan'ın kırmızı kartı gerçekten kırmızı karttı. Karşı takım için şöyle söyleyeyim. Daha önceden kırmızı kart yemeleri gerekirdi. Çünkü ondan önceki pozisyonda sakatlamak için kaydı arkadaş. O sarı kart değildi bence. Direkt kırmızı karttı. Çünkü biz buraya insanları sakatlamaya, acı çekmeye gelmiyoruz. Keyifle geliyoruz. Ve biz bu galibiyeti Pegos ailesine armağan ediyoruz. Bizim ailemiz güçlüdür. Biz burada berabere kaldık ama bundan sonrasında ayağa kalkarız. Evelallah. Gereğini de yaparız. Herkese başarılar diliyorum. Güzel bir hafta diliyorum. Biz de tekrar aramıza hoş geldiniz diyorum. Başlar için, mücadele için tebrik ediyoruz. Eyvallah. Maçta da başarılar diliyoruz. Sağ olasın kardeşim. Evet.